Çok üzücü gerçekten. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Efari Bahçıvan'la konuşalım bu meseleyi. Sayın Bahçıvan, merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi tabii benim aklıma öncelikle şu geldi. Havai fişek satışı, yani her birimiz istediğimizde gidip istediğimiz kadar havai fişek satın alabiliyor muyuz? 18 yaşının üzerindeki kişilere ve A sınıfı ateşleyici belgesi olan kişilere bunların verilmesi gerekiyor. Bunlara ilişkin birçok valiliğin kendi iç düzenlemeleri mevcut ülkemizde. Uygulamada maalesef merdiven altı dediğimiz bazı farklı yerlerde satışlar da söz konusu. Peki burada mesela bu olayda tabii şunu hani bilemeyiz belki ama yine de ikisinin arasındaki farkı bize söyleyin. Merdiven altı merdiven altında üretilmiş bir havai fişeğin riski daha fazla anladığım kadarıyla. Mesela Tabii o yüzden elinde patlamış olabilir mi? Yoksa kullanım meselesi tabii burada kritik. Nasıl kullandığınız iş orada da mı ön plana çıkıyor? İki aşamalı bu. Bir, alırken doğru ürünü almamız gerekiyor. Belirli şartlara ve standartlara göre üretilmiş ürünleri. İkinci aşamada da kullanırken bunun tehlikesini ve riskini bilerek kullanmak gerekiyor. Bu da ateşleyici belgesi olan kişiler, profesyonel kişiler tarafından yapılması gerekiyor ki bu tür kazalardan sakınmak için. Giyecek olduğu kıyafet, o sıradaki koruyucu elbiseleri de bunlara ilişkin önlem olarak değerlendirmek gerekiyor. Uygulamada maalesef bu tür önlemler alınmadan direkt olarak bireysel olarak bunları patlatmaya, bunlarla eğlenmeye çalışıyoruz. Bu da en büyük yaptığımız yanlışlardan bir tanesi Peki aslında. Efari Bey, mesela işte Galatasaraylı futbolcunun elinde patladı. Bir havai fişek Evet. nasıl elde patlar? Eğer kendi içerisinde yakmaya çalıştı, ancak yakamadığını düşündü ve eline aldı o sırada. Neden yanmadığını tespit etmek için de gözlemlemek için yapmış olabilir. Şu anda tam olayını bilmiyorum. Ancak sizin de videoda gösterdiğiniz gibi elinde atanlar da var maalesef. Bu tür uygulamalar eğer varsa gerçekten sonuçlarının bu şekilde bitmesi gayet normal diyebilirim. Normalde nasıl kullanılıyor havai fişek? Yani aldık, bir kutlamada kullanacağız. Elimizde yakmıyoruz, değil mi? Bir aparatı mı var onun? Uzaktan ateşlemek gerekiyor ve emniyet mesafesi var bununla ilgili. Dolayısıyla bu tür yangınlar, patlamalar, düşen parçanın o sırada geriye gelip kişinin üzerine düşmeyi ihtimali, bunların hepsi olasılık dahilinde. Futbolcu olması nedeniyle Sayın Omar'ın bu gündem oluyor. Halbuki buna benzer ülkemizde birçok başka kazalar oluyor. Bu tarz havai fişekler yüzünden bilinçsiz şekilde kullanım nedeniyle, bu nedenle de yasal düzenlemeler yapılmış durumda ama uygulamada biraz eksiğimiz var bu konuda. Evet. Ki aslında havai fişek kullanımını biz önemli ölçüde şu açıdan da zaman zaman tartışıyoruz. Hayvan dostlarımız var. Kuşlar açısından da çok ciddi sonuçları var, değil mi? Hatta İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi havai fişek kullanımını artık yapmayacağını da açıklamıştı. Biraz bu gerekçelerle de. Nasıl bir etkisi var? Biraz o konuda bilgileri de bize verin isterseniz. Yani bu kadar iyi bir şey değil. Tamam, görseli çok güzel ama. Görseli çok güzel, heyecanlandırıyor bizleri Evet. gerçekten. Ancak bunun gerçekten sonuçları ağır olabiliyor. Bu Evet. sonuçların ağır olacağını bildiğimiz için bir insanın belki bir daha yüzü gözünü kaybederse belki bir daha futbol oynayamayacak. Dolayısıyla bütün yaşamını etkiliyor. Buna benzer başka kazalar da var çünkü bildiğimiz. Bu kazalardan dolayı insanlar ciddi şekilde zarar görüyor anlamsız yere. Bunun hepimize olumsuz etkileri var. Güvenlik zafiyetleri çok fazla çünkü kontrolsüz şekilde satılabiliyor. Bunların önüne geçmek ve bilinçli profesyoneller tarafından, eğer özel alanlarda bu tür kutlamalar yapılacaksa ancak özel alanlarda tanımlanmış, gerekli güvenlik önlemleri alınmış yerlerde yapılabilir. Deniz üstünde yapılmasında bir sakınca yok. Neden? Patlamadığı zaman bile çevresine yayılanlar direkt denizin üzerine düşeceğinden dolayı herhangi bir yangına, ekstradan başka bir riske sebep olmayacaktır
Biraz önce de siz de bahsettiniz Almanya'daki örnekten dolayı yangınlar Evet, oluyor diye. evet. Yine aynı şekilde ülkemizde de buna benzer olaylar oluyor. Ufak çaplı oluyor. Bu nedenle birçoğu medyaya yansımıyor. Aslında sıradaki sorumun cevabını da kısmen verdiniz. O da şu, işte şu anda ekranda da var. Özel günlerde çok büyük havai fişek gösterileri yapılıyor. Dün akşam da özel bir gündü ve Evet. dünyanın her yerinde inanılmaz havai fişek gösterileri düzenlendi. Şimdi bu kadar geniş kapsamlı havai fişek kullanımında da herhalde dikkat edilmesi gerekenler çok daha fazla. Onun Tabii ki. standartları da Aynı çok daha fazla zamanda diye şey düşünüyorum. diyor. Burada mesela alan seçiminden başlıyor galiba, öyle mi? Evet. Güvenli alan, emniyetli alan bunları tanımlamak gerekiyor ki bu tür gösteriler sırasında oluşabilecek en olumsuz durumda dahil herhangi bir şekilde bir kişinin canına zarar gelmesin. Bu emniyet mesafeleri tanımlanmamış bu tür alanlarda yapılan gösterilerde maalesef bu risk çok büyük. Evet. Peki son olarak da şunu sorayım. Türkiye'de baktığınızda hem satışı ve temin yolları anlamında doğru yerde miyiz, yoksa orada ciddi eksikliklerimiz var mı? Dünyadaki uygulamalardan çok büyük farklılığımız yok bu anlamda. Sadece farklılığımız şu, birey olarak bunların aldığımız zaman bir ürünü kullanma talimatını okuyarak bunu kullanmıyoruz. Birçok üründe normlara göre satılmış olan ürünlerde bunların talimatları var. Emniyet mesafeleri de tanımlanıyor. Ne şekilde yakılıp ne şekilde ateşlenmesi gerektiği tanımlı olmasına rağmen bunlara riayet etmiyoruz uygulamada. Bu riayet etmememizin sonucunda da zarar görüyoruz aslında. Peki. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Efari Bahçıvan, çok teşekkürler. Sağ olun. Gerçi konuştuğumuz konu iyi bir haber değildi ama her şeye rağmen size iyi seneler. Sağ olun. Sizlere de Umarız, iyi seneler. çok sağ Omar ve olun. ailesine de en kısa sürede iyileşmesini temenni Umarız, ediyoruz. umarız. Umarız gözlerindeki hasar kalıcı değildir. Tedavi edilebilir bir rahatsızlığı vardır.